19 gündür bölgede kameraman arkadaşım Gıyasettin Tetik'le birlikte gelişmeleri takip ediyorduk. Bugün sabah saatlerinde maalesef Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Gıyasettin Tetik size bölgeyi göstersin. Dere yatağı bulunduğumuz bölge mahalleye 1 kilometre uzaklıkta. Saat 8.45'te jandarma ekipleri bulunduğumuz noktada görüntüye yansıyorsa çuval içerisinde Narin'in cansız bedenine ulaştı. Bakan Yerlikaya ilk açıklamayı yapmıştı Narin'in cansız bedenine ulaşıldığına dair. Ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kameralar karşısına geçerek Narin'in nasıl bulunduğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Narin'in cesedinin çuval içerisine konularak, öldürüldükten sonra çuval içerisine konularak dereye getirildiğini ve çuvalın suyun içerisine konularak üzerinin taşlarla kapatıldığını, ardından çalılıklarla gizlendiğini ve doğal bir ortam yaratıldığını, yani şüphe götürmeyecek şekilde bir görüntü verildiğini belirtti. Narin'in cansız bedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü incelenmek üzere. Biz de şu an zaten olay yerindeyiz, dere yatağındayız. Gördüğünüz gibi bölge çalılıklarla ve ağaçlarla kaplı, Narin'in kolayca gizlenebileceği bir yer ki burası köyün çevresi oluyor. 1 kilometre uzaklıkta burası 8 kez arandı. Ayrıca 2 gün önce jandarma ekipleri ihbar üzerine yaklaşık bu derinin 10 kilometre gerisinde bir arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 8-10 kilometrelik bir çalışma yapmıştı. Bu sabah devam eden çalışmalarda maalesef Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Konuyla ilgili köyde şu an mahalleye giriş çıkış yapamıyoruz. Jandarma tarafından kapatılmış. Yeni gözaltılar olabilir. Onunla ilgili henüz net bir şey yok. Ancak 19 gündür Narin'den güzel bir haber bekliyorduk. Maalesef ki cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından, jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından. Onun dışında dediğimiz gibi 19 günde 11 bin dönümden fazla alan 2000'in üzerinde personelle arandığı yetkililerden edindiğimiz bilgilerde bu çok kapsamlı ve Türkiye'de ilk defa böyle bir arama çalışmasının, çok geniş kapsamlı bir arama çalışmasının gerçekleştiği belirtiliyordu. Ancak maalesef ki 19. günde Narin'den kötü bir haber verdik sizlere diyerek sözü size bırakalım. Emrah Kızıl, bir iki sorum olacak müsaade edersen. Şimdi sen hem bölge temsilcisin hem oradan canlı yayında yapıyorsun. Tam olarak Narin'in cesedinin bulunduğu noktanın yakınlarında bir yerleşim yeri var mı? Burada yok. En yakın yerleşim yeri 1 kilometre uzaklıkta. Köye 1 kilometre uzaklıkta. Hatta hani şöyle diyebilirim. Yani Narin'in ailesinin yaşadığı ev zaten köyün girişinde. Oraya 1 kilometre uzaklıkta. Zaten güvenlik kamerasına 15.15'te yansımıştı 21 Ağustos'ta. O okula da aynı zamanda 1 kilometre uzaklıkta. Şu an zaten olay yerindeyiz. Kameraman arkadaşım Gıyasettin Tetik sizlere tekrar göstersin bölgeyi. Burası ağaçlık, çalılık bir alan. Su sürekli akar vaziyette. Ve Narin'in cenazesi çuvalın içerisine konularak öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılıp çalılıklarla örtülüp dere yatağına bırakılmış. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri maalesef cansız bedenine ulaştı ve Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda şu an Narin'in cansız bedeni inceleniyor. Nehirle ilgili, dereyle ilgili bir soru soracağım Emrah Kızıl. Ya biz şu anda tabii ki görüyoruz, dibi gözükmeyen bir dere gibi duruyor benim buradan görebildiğim kadarıyla. Ne kadar bir derinliği var bunun? Derenin her yeri böyle midir? Evet. Bu konuda bir bilgin var mı?
derinliği biz yani karşıya geçebiliyoruz. Diz boyunu geçiyor ancak tabii ki de aramalar çalışmalarının 5. gününde debisinin çok yüksek olduğu bir alan vardı. Orada da arama çalışması yapıldı. Yani yer yer insanların rahatlıkla geçebileceği bir dere ama bazı yerlerde de tabii debisi çok yüksek olduğu için geçmek zor. Ve sürekli akan bir dere. O 5. gündeki çalışmada da zaten debisinin düşürülmesi için bir çalışma yapılmıştı. 2 gün önce de 10 kilometre geride jandarma arama kurtarma ekipleri istakip köpekleriyle bir arama çalışması yapmıştı. Yaklaşık bir 8 kilometre boyunca. Bu çalışmaların devamında da bugün sabah saatlerinde saat 8.45'te cansız bedenine ulaşıldığı narinin burası mahalleye 1 kilometre uzaklıkta yaklaşık. Ve biz de bu bölgeye defalarca gelmiştik, bu dereyi çekmiştik. Ancak sizin de bildiğiniz gibi saat 8.45'te maalesef ki cansız bedenine ulaşıldığı narinin. Bizim buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyerek sözü size bırakalım. Emrah Kızıl, yaklaşık bölgede 10 gün boyunca olayı takip eden arkadaşımız Rabia'nın da sana bir sorusu olacakmış. Onu da alalım, sonra sana teşekkür edelim. Emrah, merhabalar tekrardan. Bu Nari'nin cansız bedeninin aileden ismi açıklanmayan birinin ihbarı üzerine bulunduğu iddiaları var. Tabii sen bölgedesin, nasıl çalıştığını da biliyorum, yani şahit oldum. Nedir acaba orada böyle bir iddia, doğru mu değil mi? Yani şu an için hani bizde de otur bilgiler var ancak teyit edilmemiş bilgiler bunlar. Yani o yüzden hani net bir şey söyleyemem bu konu hakkında. Ancak ihbar üzerine de bir iddia var. Ancak net bir bilgi yok şu anda. Tamam, teşekkür. Peki, Diyarbakır, DEHA Diyarbakır Bölge Temsilcisi Emrah Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim.